Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Kartal, yanımda Gamze Kartal ile beraber bugün ne oynuyoruz? My Shield Rebelsborn oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinizin çok sevdiği My Shield Rebelsborn'un 5. bölümüyle karşınızdayız. Yorumlarda çok fazla oynamamızı istemişsiniz, biz de sizleri kırmıyoruz ve 5. bölümünü oynayacağız. Bu serinin devamı gelsin istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla atlıyoruz. Karını çok özledim. Hızlıca videomuz başlasın arkadaşlar. Yapma. Manyat uyu. Çünkü fakirsin. Fak fakir. Yarın dayak var arkadaşlar. Yeter. Ben de bir otomatik tüfek silah alsam şöyle onunla gitsem. Daha ne yapayım lan? Sana çalışıyorum oğlum. Evet, Karin yine geldi ve giysileri silik kokuyor. Arkadaşlar açıkçası şöyle bir şey oldu. Biz oyuna biraz önce başlamıştık. Birazcık oynadık yani. Bitir. Kayıt almayı unutmuşuz. O yüzden ama Mayıs'ın 30'u yerden bugün. Devam ediyoruz. Bugün bir Mayıs'ın 5 gün 30'u. Falan oynadık sadece siz görmeden. Yine her zamanki önemli gibi Karin bir şey olmadı. Üzgün. Karin çok üzgündü. Ama çok öğretmeni kötü bir durum değişti. Var şu an. Çok kötü bir durum var. Evet. Yemek yok. Paramız yok. Yemek yok. Ve Karin'in öğretmeni değişti arkadaşlar. Kötü. O yüzden Karin üzgün. Biliyorsunuz ki Bayberk de çok mutluydu. Çok kötü bir öğretmeni geldi ve ona çok kötü davranıyor. Evde yemek yok. Ne yapacağım? Hafta sonu da geliyor. Hafta sonu yarın cuma. Bari top ye. Yapacak bugün bir şey. Çalışıp yemek alman Babamız lazım. Babamız fakiriz biz, Allah artık. Karin. Ne olduğunu anlatayım size. Sınav oldu ve sınavda kopya çektiğini söylemiş öğretmen ama kopya çekmedi. Karin evet. Sabaha kadar ders çalıştı. Ben Karin, onu ders çalıştırdım. Karin, senle niye top oynuyorum biliyor musun kızım? Açılmasın. Paramız olmadığını biliyor bu. Ay. Çok ağır bir laf değil mi? Çok ağır bir laf. Bu arada arkadaşlar, bu oyunun yapımcılarından olan bir kişi bize mail olarak ulaştı ve bize destek vermek istiyor oyunda. Sizler bu serinin devamı gelsin istiyorsanız bize söyleyin. Biz de ona göre onlarla iletişimde olacağız ve serinin devamında daha neler zengin yapacağız, olabiliriz. Neler yapacağız, neler? Belki zengin olur, belki oyunu en zengini biz oluruz. Kızım açsın biliyorum ama gerçekten paramız yok. Ben gideyim çalışayım bari, para kazanayım. Ama yazık, Karin aç okula mı gönderdi? Ne yapayım aşkım, para yok. Arkadaş. Çalış para yok. Karin'in böyle aç olmasına. Evet, şu anda birazcık paramız birikti. Ben birazcık çorba morba bir şeyler aldım. Karin artık mutlu ol. Ben Karin'i çok seviyorum. Ama çok kötü seviyorum. Bir şey var. Cumartesi pazar var. Bu yemek yetmeyecek. Bak günde bir tane ver. Ana Karin eve dönmedi diyor. Karin! Karin yok. Arkadaşlar şu an Karin yok. Ben yemek aldım. Bari o gelene kadar yemekleri falan pişireyim. Bir şey yapayım. Şunları hazırlayayım. Karin'i bekliyoruz. Ya gelmezse hiç? Ses geldi. Geldi galiba. Karin hala eve dönmedi diyor. Başına kötü bir şey geldiyse ne yapacağız? Niye böyle? Bir şey diyeceğim. Gelmezse ne olacak? Bilmiyorum. Karin ne oldu? Arkadaşlar Karin'i bağlamışlar. Kim seni buraya bağladı Karin? Beni buldun. Yani evet bulduk ama ben onları durduramadığım için üzgünüm. Kim ama kim kaçırdı? Çok çok soğuk. Bunu sana kim yaptı? Lütfen. Ay tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Karin'i aldık ve eve gidiyoruz arkadaşlar. Çok soğuk, yatağımı istiyorum. Anlat ama ne oldu, kim yemek kaçırdı? Hayır. Bir dakika, önce bir yemek yedireceğim. Niye anlatmıyor? Hemen anlat bakalım ne olduğunu. Anlat. Beni o açtan kurtardığın için teşekkür ederim. Gerçekten çok korkmuştum. Beni bağlayan çocuklar Martin ve Kel de, onlar oradaydı ama bunu yapmak istediğini sanmıyorum. Ola da oradaydı ama bunu yapmak istediğini sanmıyorum. Bundan sonra izin vermeyiz. Ben karşılığında bulacaklar diyeceğim. Onları dövebilir misin? İyi bir dayak ediyorlar. Muhtemelen döveceğim arkadaşlar, artık yeter. Umarım iyi de gel. Gerçekten çok korkutucuydu. Onları var ya mahvedeceğiz arkadaşlar. Kaçırmış. Hemen uyu. Yarın dayak var arkadaşlar. Yeter. Yeter. İnsan olduğumuz, iyi niyetle yaklaştığımız yeter. Evet. Evet, hafta cumartesi. Sonu okula, ben bu kızı okula göndermeyeceğim ama hayır. Bu şekilde gönderme ama okulunu hafta değiştirelim. Yok ki. Var mı? Hayır, okulunu değiştirelim. Ne yapalım? Şey yapalım mı? Bilten korucunu yazdıralım mı? Okula göndermesek. İşe gitmeyelim. Bugün senin evde kalmamı ister misin? Gerçekten evet, lütfen. Paramız yok ama. Tamam, o zaman kalacağım. Gel keşke kalabilseydim diyeceğim. O zaman gitme, benimle hiç ilgilenmiyorsun. Ney? Daha ne yapayım lan? Sana çalışıyorum oğlum. Günde 3 tabak yemek eğer yiyorsun. Eğer gitmezsek hafta bak, sonu yemek. Bak arkadaşlar, 2 tabak yemek yedirdim. Daha yemek açlığı. Şu an 0 TL paramız var. Bakın 0. Ve bugün işe gitmezsek 2 gün aç kalır. Arkadaşlar bugün de çalışmazsam 2 gün boyunca aç kalacak. Şu an Karin evde tek başına bizi bekliyor işten dönmemize. Yani onun için çalışıyoruz ne sonuçta yapıyor arkadaşlar. Bakalım. Hemen marketten bir şeyler alalım. Paramız bitti. İki yeterli tane şey paran aldım, yok. Para çünkü fakirsin. Fak fakir. Evet. Eve geldik arkadaşlar. Hemen hızlıca bir yemek hazır. Yemekler nerede? Yemek almıştık. Almıştık ama. Heh, burada. Bir tanesini yedir çünkü. Abi yarın şaka gibi ya. Bir çorba içiyor. Bir tabak çorba bence içiyor. Bence bugün yedirme. Yarın hafta sonu. Bir şey olmaz. Bir tane daha yedireceğim ya. Hemen hızlıca bir de duş. Çok tatlı uyku. Değil mi? Karin çok yat uyu, yat uyu, yat uyu, yat uyu, yat 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 yat. Hayır. Evet. Tabii ki de okuyacağım. Çünkü çok üzgünsün. Hafta sonu bir de. Çünkü evden kaçacak gibi gelmeye başladı bana. Evet, sanki böyle. Çünkü sürekli mutsuz. Ya bizi bırakıp terk ederse. Bak Karin'in küçük bebeği yukarıda. Aynı ana, kendine benziyor. Almıştık onu. Biz almıştık değil mi onu? Evet. 1 Haziran. Yaz geldi. Yaz mı oldu? Aynen yaz. İşte geldim. Günaydın. Günaydın Karin. Yine bütün yemekleri yemek ister misin? Sana çalışıyorum zaten. Biliyorsun kızım. Hadi yapalım. Saklanma. Hadi top oynayalım. Tamam saklanma, top oynayalım. Saklambaç oynasak. Yok top ya, yeter saklambaç oynamaktan ya. Sıkıldım.
Yasaklambaç oynamayı ben çok seviyorum Karin'le. Evet arkadaşlar, şu an Karin'le beraber her zamanki gibi top oynuyoruz. Bir daha oynayacağız galiba. Oynayalım. At, at aşkım. Keşke gerçekten yanında olup ona sarılabilsek değil mi? Evet. Eğer gerçekten yanımda olsaydı mutsuz bir çocuk olmazdı bu arada. Arkadaşlar gerçekten bizim yanımızda olsaydı ben o çocuklara neler yapardım bir bilseniz. Evet. Evet, şu an başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Yine duş alalım. Çünkü bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zaman geçirmemiz gerekiyor. Bugün pazar. Kitap okuyabiliyor muyuz? Kitap okuyalım. Hadi hey, hadi oyun oynayalım. Bir şeyler çizelim diyeceğim. Bir şeyler de çiziyoruz. Köpek çizdik. Tamam. Bitti galiba çizim. Çok tatlı. Tamam, bir daha bir şeyler yapalım diyeceğim. Bir daha top oynuyoruz çünkü günü bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Karim pazar günü ve bizde kaldığı için. Karin evde sıkılıyor. Keşke dışarı çıksaydık. Ya göl kenarına falan gitseydik. Uyumaya gidebilir miyim? Lütfen git. Yani çalışıp parayı kazanmam lazım. Çünkü evde yemek yok. Bu arada ben yemek yemiyorum. Farkında mısınız? Aldığım biz her şeyi. Biz yemek yemiyoruz. Evet, her şeyi ona alıyorum ve yediriyorum. Ama yine de yemek yetmiyor. Paramız da yetmiyor. Hayır, ben Antalya'ya tatil etmek istiyordum bu yaz ya. Evet, Karin'le tatile giderdik. Valla Karin'e harcadığım yemeğe yemin ediyorum League of Legends'a giderdik arkadaşlar. Evet, bir mektup geldi. Kimden geldi acaba? Hemen bakalım. Bu mektupla ne yapacaksın? Hemen bakalım ne yapacağımızı söyleriz Karin. Habermiş aşkım. Haber. Geç. Bir mektup daha var. Hayes Fleischer. Mektubu için teşekkürler. Ben Heinz, Karin'in babasıyım. Ne? Ailemin öldüğünü söylediğim için üzgünüm. Şimdi bir evde yaşıyorum ve aile fırını işletiyorum. Almanya'dayım, evliyim, iki oğlum var. Karin'in iyi olduğunu duyduğuma sevindim. Yani, babası. Abi sen babasısın babası. İyi olduğunu duyduğuma sevindim ne? Babasısın, gelsene ya kızınla ilgili. Beni delirtme lan. Karin'i sana vermem artık ama. Aa. Yine de insan destek olur. Para yardımı yapar ya. Evet ya, ben paramız yemeye çalışıyorum yok. Ya senin çocuğun için. Öyle deme Karin, bizim ya çocuğumuz. Ya benim çocuğum, aynen, tamam okey. Ama. Bana da yazık. Evlat edindik onu, o bizim artık. Bana da yazık. Bir tane reçel alabildim ya. Bütün gün fabrikada çalıştım. Babalar hep böyle, anneler. Bir ekmek aldım ya. İşte. Git Karin, git. Git. Ben çalışırım, sen git. İyi dersler bebeğim. Bunun da tuzu kuru. Çalışan benim ya. Ne yapayım? Yemek yapıyorum evde. Eve dönelim bakalım ne oldu. Eve hoş geldin Karin. Oyun oynayabilir miyiz? Lan oğlum, okuldan yeni geldim. Canım çıkmış, işten geldim. Hadi saklambaç oynayalım, tamam hadi. Yine saklandı arkadaşlar bir yere. Görenler görmesin. Ana, dolapta değil. Ben gördüm Gamze. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlara yazın önce. Nerede biliyor musunuz? Anda burada. Dolaptaydı. Vallahi dolabın içine girmiş. Çok tatlı. Evet, çok güzel yere saklanmıştım bu arada. Evet, evde yine yemeğimiz yok. Yemek yedirelim önce. Sabah sabah balık çorbası iç kızım. Siz içer miydiniz arkadaşlar sabah balık çorbası, yorumlara yazın. Umarım eğlenceli bir şeyler öneririm. Geç kalma. Evet hadi şunu da ye. Ya arkadaş yemek ye de git git. Tamam hadi git hadi. Benim işime gelirsen az yersin. Evet, Karin yine geldi ve giysileri sidik kokuyor. Neden acaba? Üstüne mi işlediler? Sana ne oldu? Karin cevap ver. Arkadaşlar ne oldu? Önce bir duş aldıralım. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Neden benden nefret ediyorlar? Ağladı. Üstüne işemişler. Bana hepsi diyor ki ben... Evet. Evet. Onların hepsi birer şeytan dedim arkadaşlar. Aslında bir şeyler dememem gerekiyor galiba ama dayanamıyorum. Evet, Karin'in uykusu geldi. Uyusun. Bize ne olduğunu anlatmayacak mı? Sana ne oldu? Öğretmen kızmıştı. Onlara yaptırdı ama bunları başlatan oydu. Ben dedim ki ama sonra onlar yaptırdı. Hepsine yaptırdı. O bile yaptı. Neden anlamıyorum. İşemişler üstüne. Öğretmen de mi? Soyu kötü olduğu için üstüne işemişler. Hayır, bu doğru değil. Uyumadan önce bir güzel hikaye okur musun? O öğretmenin ağzına... Öğretmen var mı, onu anlamadım ama ya. Karin yok. Yine yok Karin. Nerede? Saklanıyor mu? Dolaba baksana. Mektup var sanki. Oraya geri dönmeyeceğim. Onları seni nasıl öldüreceğiz? Sadece biraz yemek yedirelim diyeceğim. Aç değilim. Tamam, gidip dinlenmelisin. Tamam. Evet, Karin şu anda arkadaşlar... Yardım için Karin'in babasına yazdı ya. Nasıl yazacağım? Ay. Tamam. İşe gitme Karin'le ilgilen bugün dedi. Gördün mü? Tamam da işe gitmezsek nasıl olacak? Sevgili Heinz, yaşadığın ve iyi olduğunu duyduğuma çok sevindim. Yardımına ihtiyacımız var. Klaus Alman mirası nedeniyle ciddilikle zorlanıyor. Bu durumdan kurtulmamıza yardım eder misin? Karin'i buradan uzaklaştırmalıyız. Karin giderse ben çok üzülürüm. Ay bak bak bak. Ay çok üzülüyorum. Ay. Film diken diken oldu. Karin giderse ne olacak? Bilmiyorum. Hayır, Karin giderse. Karin'i ben vermem, Karin benim. Sanırım Karin'i göndermemiz gerekecek. Arkadaşlar ama çok kötü davranıyorlar. Bugün okula göndermedik bu bugün arada Karin'i. Bugün okula göndermedik, biz de işe gitmiyoruz ve paramız da yok. Umarım babasından cevap bir an önce gelir. Karin'i babasıyla mı göndereceğiz yani? Uykum geldi. Onu buradan uzaklaştırmamız gerek dedik babasına. Ama gönderirsek Karin'siz kalırız. Sana bir hikaye okumamı ister misin dedim. Hayır dedi. Oğlum çok da duygusal lan bu bölüm. Çok kötü. Bence bu bölüm kötü şeyler olacak ya. Burada kalmak istiyorum. Kalk yatakta solup gidersen onlar kazanmış olur diyeceğim. Seçimin Karin'in kalbini taşlandırdı niye? Diyor. İyi bir şey söyledim aslında. Yani iyi bir şey söylemeye çalıştım. Duş da aldıralım. Aha mektup. Mektup, aha mektup. Mektup, babasından mektup geldi. Ya gazete arkadaş ya. Gazete yollamayın bana ya. Gazeteymiş ya. Yemek alamıyorum çünkü param yok. Çünkü işe gitmedim. İşe gitmem lazım. Arkadaşlar işe gitmedim. Çalışmazsam aç kalırız. Aç çocuklar evde aç. Abi bir top oynadık, acıktı çocuk. Böyle bir şey olamaz ya. Saçını değiştirelim mi? Saçını böyle yaptığımızdan bir çocuk dayak yiyor. Evet,
belki de saçıyla alakalı. Değiştirdim. Karin, top oynayak hadi gel. Çünkü yemek yok, para da yok. Uyumaya gidebilir miyim? Git kızım, git hadi, tamam. Abi babası niye yazmıyor? Babasından hemen mektup gelsin. Hayır, artık çok geçeceğim. İnşallah bizi terk etmez ben böyle yaptım diye. Ne yapacağı belli olmaz şu ara. Çok dengesiz. Umarım babası gelir ve bizi birlikte bir yere götürür. Günaydın. Nasıl hissediyorsun diyeceğim. İyiyim. Güzel. Evde kalacağım. Bugün bir şey yapalım. Onlar senin için değil. Bunu biliyorsun. Sen güç savaşmaya gitmek zorundayız. Tamam. Burada kalırsak bunu yapamayız. Bugün gerçekten şey yapmam gerek. Tamam. Ben üzüldüm. Ve okula geri dönmesin. Ben okulun üstüne ol, tamam mı diyeceğim. Tamam. Evet, ben işe gittim, o evde kaldı arkadaşlar. Okula gitmedi. Okula gitmiyor çünkü çocuğumun üstüne iş ettiler zaten arkadaşlar. Zaten aşkım göndermiyorum artık okula. Olur. Bence artık okula hiç göndermiyorum. Fazla mesai yakalayayım mı? Hayır. Karin'in yanına dön. Dönüyorum tamam. Para falan umurumda değil. Biraz yemek alacağım. Bundan alacağım çünkü bu hem doyuruyor hem de mektup geldi. Olan için üzgünüm. Bay Şom, bit şeytan. Tekrar arkadaş olabilir miyiz? Lütfen. Liv, arkadaşı. Umarım Bay Şom ölür. O da sevmiyor. Öğretmeni pislik yapmış arkadaşlar kızıma. Nasıl? Olanlar için üzgünüm diyor Liv. Aa. Liv mi? Evet. Evet, tekrar arkadaş olmak istiyor. Ya, en yakın arkadaşı. Bu bir tuzak mı? Tuzak niye olsun? Olabilir abi, ben sana söyleyeyim. Değil aa, mi? Belki de okula gitsin diye yapıyor. Yapıyor olabilirler. İnsanlar kötü çok kötü arkadaşlar. Belki de onu amaçları öldürmek bile olabilir. Bence okula göndermeyelim artık. Bence de okula gitmese de olur ya. Yani zaten o zamanlar okula gitseydin ne olacak ki? Hayır, önce yemek. Çok kötü davranıyorlar. Çok lezzetli dedi. Ama bu daha çok doyuruyor ve daha ucuz arkadaşlar. O yüzden hep bundan alıyorum. Sanırım yarın Liv'le konuşacağım. Bana şu hikayeyi okur musun? Olmaz belki yarın diyeceğim. Liv'le buluşacak ama kesin başına kötü bir şey gelecek arkadaşlar. Yorumlara yazın, biliyor musunuz? Bu arada bence çok kötü bir şey olacak. Ben de öyle keşke geliyorum. İzin vermesek gitmesine. Ama öyle bir şansımız yok. Merhaba, uyandım. Artık şu üstünü bir değiştirsek keşke ya. Şimdi gidip Liv'le konuşacağım. Gitme. Tamam ama söylediklerine güvenme diyeceğim. Sorun değil. İstersen işe gidebilirsin. Gideceğim ama dikkat et, ona güvenmiyorum. Dikkatli olacağım. Ben de ona güvenebileceğimden emin değilim. Aha, gitti vallahi. Arkadaşlar gitti. Okula gitmedi. Liv'le görüşmeye gitti. Acaba ne olacak? Bence eve gelmeyecek. Fazla mesaiye kalmayacağım tabii ki de böyle. Beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsunuz. Önemli bir gün bugün ya. Yani. Liv'le iyi vakit geçirdim. Gizlice arkadaş olabileceğimizi söylüyor. Onu çok özledim. Sen bir gel bakayım şu yemeğini önce. Bayraz'la başka bir şeyler alabilir miyiz? Alamayız kızım. Çok yiyorsun çünkü. Ya yazık. Hep aynı şeyi veriyorsun diye. Çok bayıcı bir tadı var. Allah Allah. Ben onu da yemiyorum. Hep aynı şeyi yediriyorsun diye böyle söyledi. Evet, uykusu geldi. Vallahi hayatım, yani elimde olsa İskender yedirsem. Uyumadan önce hikaye güzel olurdu. Tabii ki diyeceğim. Şu ara biraz morali bozuk. O yüzden okumak istiyorum arkadaşlar. Kaya onu mutlu etmiyor işte. Arkadaşlarıyla iyi vakit geçirmek istiyor. Tamam ama insanlar kötü. Ben ne yapayım? Gidip onları dövelim. Keşke yapabilsek arkadaşlar. Liv bugün benimle oynayamaz. Diğer arkadaşlarıyla oynuyor ve gizlice arkadaşız yani, evet. Ne kadar kötü. Bunu kabul ediyorsun ya Karin. Ama sen varsın, biz oynayabiliriz demiş. Okula gitme Karin ya. Nereye gidiyoruz da oynayacağız? Heh. Çiçek topluyoruz arkadaşlar Karin'le. Hadi saklambaç oynayalım. Gidip saklanacağım. Evet, şu an Karin saklandı arkadaşlar. Nerede? Ya kaybolursa ormanda? Arkadaşlar yana daha sağa sola da kayamıyoruz. Aa! Oha, ormanda neve varmış. Of, beni buldun. Ben de ormanda arıyorum ya. Niye eve geldin Karin? Yemek ye bakayım. Çok bayıcı tadı var. Ay, güzel güzel. Ama. Bayıcı güzel bayıcı. Kızım vallahi ben de isterim almak da, bak şimdi bir tabak çorba içtin. Şimdi bir tabak paramız daha içeceğim. Paramız. Peki ya şimdi? Aa, biliyorum, resim yapmak istiyorum. Hadi gel yapalım. Hadi. Balık çizdik. Aa, çok tatlı balık çizdik arkadaşlar. Ya. Dün Liv ile biraz yaban mersini topladım. Onları güzel bir şeyler pişirmek için kullanmalıyız. Olur. Olur. Tamam. Hadi pişirelim. Sen şunu bir ye. Arkadaşlar yaban mersini şey. Nerede? Hadi yemek yapalım. Bugün çok güzel bir gün geçirdim. Birbirimize sahipken başka insanlara ihtiyacımız evet. Yok. Yarın okul var. Dün üstesinden geleceğim dedi. Yemeği de yapamadık arkadaşlar. Uyuyacak çünkü. Esleme. Tamam hadi git uyu, git uyu. Hadi uyu uyu. İyi geceler. Ya belki yarın okurum ama bugün okumak istemiyorum daha fazla ya. Hadi uyu. Yan önce yarın olsun. Babasından mektup gelsin istiyorum. Evet abi, mektup niye gelmedi? Ben okula gideceğim. Emin misin? Bence gitmemelisin. Oraya gitmeni yasaklıyorum. Emin misin diyeceğim. Sanırım iyi notlar alamıyorum çünkü yetişkinler falan filan. Yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Eğer yasam da herkese kadar zeki olacağım. İzin verme. Liv'le yakalanırsanız çok, Liv'den uzak durmasın, o güvenilmez biri diyeceğim. Emin misin? Aynen. Ne zamanı? Mektup geldi. Geldi vallahi mektup arkadaşlar. Kalkında. Şu mektuplara bak. Bakacağım. Bu mektup değil. Haber. Arkadaşlar yine yemek kalmadı. Gitmeden bir duş aldırabiliyor muyum? Aldıramıyorum. Hemen eve gittim. Ne güzel ne oldu? Her şeyi düşünüyorum arkadaşlar, farkındaysanız. Evet. Yine ben çalışmaya gider. Selam, günün nasıldı? Liv'in arkadaşım olduğunu bilmek güzel. Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz hadi dedi. Hadi yapalım. Tamam, saklambaç oynayabiliriz. Vay canına, gidip saklanacağım. Ulan daha bir de saklambaç oynuyoruz. Buldum seni. Hep aynı yere saklandım. Yo, direkt buldum. Arkadaşlar çok güzel bir reçelli. Yaban mersin değil mi? Yaban mersin. Yaban versenin reçelini yaptım. Geç oluyor. Duş da aldıramadık. Hiçbir şey yapamadık. Çocuk pis pis uyuyacak ya. Okuldan gelip direkt uyuyor. Öykü de hem böyle. Hem de çamurlu bir şekilde yatağa Öykü girdi. Öykü de hep uyuyor ya. Okula giderken hep yoruluyor. Siz de böyle misiniz? Ne hakkında konuştunuz? Sadece merhaba yazdı. Sonra ben de merhaba yazdım. Eğlenceliydi. Bunu yapma, başın belaya girecek. Ah üzgünüm, bir daha yapmayız. Bence de yapma kızım. Çünkü tehlikeli yani. Hayır. Belki yarın, hadi uyu. Yemin ederim çok üzülüyorum Karin'e. Evet arkadaşlar. Karin'in elinden evet. Tutup okula ben götürsem keşke. Ben de bir otomatik tüfek silahı alsam, şöyle onunla gitsem.
Umarım bugün güzel bir gün olur. Duş al lan. Mektup gelmiş Mehmet. İstiyorum. Hani mektup nerede? Salonda. Bay Şölen, Fargas okulunun mükemmel itibarını tembel ve cahil çocuklar tarafından izin vermeyeceğiz. Karın okul asmamı öğrenmesinin ceza verildi. Bay Şölen. Şu Bay Şölen'le bir görüşmenin zamanı geldi değil mi? Ben bu adamdan nefret ediyorum ya. Yani kıza neler yaptınız? Ne diyor? Evde kalmanız izin verdim. Okuldaki çalışmaların ismenin gereği. Gelecek birkaç gün evde kalacak, sana okulda kalmayacağız verdiler. Bunu söylüyor. Okuldaki salaklar diyeceğim. O da ne demek? Okulda bebek öğretmenler okuldan sonra çalışmanı istiyorlar. Okuldan sonra kalıp ders çalışman gerekecek diyeceğim. Bu hiç adil değil. Okulda kalmak istemiyorum. Sadece ödevlerini yap ve doğruca eve gel diyeceğim. Tamam. Ama önce bir duş alabilir miyiz artık? Pis okuldan geziyorsun ya. Okuldan sonra okulda kalmasını istiyor öğretmenleri. Tamam, ne kadar saçma. Hem ona kötü davranıyorlar hem de göndermediğimiz için bize kızıyor. Sıkıntılılar ya bildiğin. Keşke bu okuldan alsak onları. Arkadaşlar dönmeden biraz yemek alacağım çünkü. Ve paramız yok aynen. Karin henüz eve gelmedi. Ama evet okuldan sonra kalıp ders çalışacaktı. Ben yine de bakayım abi etrafa, ne olur ne olmaz. Çocuğuma yine bir şey yapmış olabilirler. Karin sürekli arkadaşları kötü davranıyor. Neyse, çok o gelene kadar yeter ya. Bir şeyler yapabiliyor muyum? Ses geldi sanki. Ay, küçüklük o tarafı. Hala Karin gelmedi arkadaşlar. Artık gelsin. Değil ben mi? Okulda ders çalışıyordur diye bir içim rahat şu anda. Ders çalışıyor mu? Bir şey mi yapıyorlar? Öğretmen öyle dedi ya, okuldan sonra okulda kalacak dedi. Umarım kötü şeyler olmuyordur şu an. Karin'e kötü davranıyorlarsa bebekliği bak. Hadi dikelim. Evet ona... Geldi. Ceza tuhaftı. Orada sadece ben ve bir çocuk daha vardı ve Bay Şölen tam bir sessizlik içinde oturduk. Aynı anda hem gergindim hem sıkılmıştım. Garip olmasa önce iyi çıkardım, ödedim, hallettim ve şimdi dinleme zaman diyeceğim. Sanırım o kadar geride kalmadım. Evet, şimdi sana biraz yeni kıyafet yapıyoruz. Yaptık. Hadi giyelim. Dolaba git giyelim. Yatma vakti değil mi? Değil ya. Bir dur ya. Kıyafet yapalım şuradan. Yarın giydiririz o zaman. Aynen, yeni kıyafet giydireceğim yarın arkadaşlar. Evet. İyi geceler. Geç oldu diyeceğim ya. Yeter, çok fazla hikaye okuduk abi. Ama çok şey oluyor bu oyunda. Çok üzülüyorum ya. 11 Haziran Çarşamba günündeyiz. Bugün önce bir kahvaltımızı yapabilir miyiz? Bu ne? Kıyafet diktik ona. Öyle mi yaptık? Başka ne var? Şu odun ne? Bakalım. Gitmeliyiz. Aa, ben bir şey yaptıkça bugün elinden gelen en iyisini yap diyeceğim. Denerim. Yüzünü sileyim de öyle git bari. Üstünü değiştir. Aynı kıyafetle gitmesin. Lan kıyafeti değiştireceğim sadece. Dur. Gidiyor canım vallahi. Vallahi gitmek istiyor. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi eve geri dönüyoruz ve yine Karin yok. Ya niye Karin'i göndermiyorlar? Kafayı yiyeceğim, yeter artık ya. Ben Karin gelmeden bir kıyafetleri falan halledeyim bari ya. Aa, geldi. Karin geldi. Ne oldu? Ben geldim. Bay Şölen pek hoş biri değil. Ne yaptı ki? Ne yaptı anlat. Önce bir yemek yiyelim. Anlat, öyle ne konuşalım. Yaptı? Yorgunum. Uyuma, anlat ne oldu? Anlatacak şimdi zaten. Lütfen yapma dokunma. Sorun nedir? Söyle bana. Bir şey yok söyle. Benden bir şey saklama. Sana hiç sorun yok dedim, beni yalnız bırak. Kaçacak bizden sonra. Yine kaçacak ha. Yarın görüşürüz. Ay yine tüylerim diken diken oldu. Bana kötü şeyler söyleyince ben kötü oluyorum. Bence çok kötü bir şey oldu Gamze. Çok kötü şeyler oldu. Ya bizi mi kötülediler acaba? Onu? 12 Haziran Perşembe günü ben çok açım dedi. Mektup geldi. Bak artık daha fazla mektup var. Önce bir yemek yiyelim mi? Şundan yedireceğim hemen hızlıca. Evet, bir. Sevdiği bir şeyler yesin. Tamam, 2. Mutlu olsun istiyorum artık. Şu yüzünü de silelim. Kıyafeti değiştir. Şu mektuplara bakalım. Bunu geç. Aynen, kıyafeti unutmadan bir değiştirebilir miyiz? Diğer söylediklerini dinlememelisin. Diğerlerini söylediklerini dinlememelisin. Evet. Abi yine değiştiremedik. İlk kıyafet değiştirir misin lütfen? Gelir gelmez kıyafet değiştirelim. Tamam. Lütfen bana dokunma. Niye ya? Bilmiyorum abi, anlamadım. Bizi niye sevmiyor? Bizden soğutmuşlar çocuğu. Okulda bir şey demişler bence. Daha ne yapalım onun için? Köpek gibi çalışıyorum. Paramız yiyecek var alayım. Oo, paramız var. Yine Karin yok. Karin yok. Abi bu ne, her gün Karin gelmiyor artık ya? Karin her gün eve geç dönüyor arkadaşlar. Neyse ben şunu yapayım da o gelene kadar en azından hazır olur. Şunu yapacaktım. Bence ay geldi. Ben geldim. Çok cezaya korkunç. Kalmayı sevmiyorum. Okuldan sonra ders çalışıyor ceza olarak gitmediği için. Evet. Çok geç geldiği için de direkt evet, akşam oluyor. İstiyorum. Uyu. Hiç vakit yapma. Geçiremem. Ne yaptım? Niye sana dokunamıyoruz biz? Niye? İyi geceler. Niye ona dokunmamızı istemiyor? Bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Şu an kötü şeyler olacak gibi geliyor ya. Selam. Günaydın demiyor. Günaydın artık. Kızım. Dur artık. Ne oldu? Yemek ye. Kıkırt kıkırt. Evet, bir duş alalım artık. Anlatsın ne olduğunu artık ya. Duşa gitmiyor, banyo yapmak istemiyorum. Neden? Banyo yapmaya ihtiyacım yok. Sorun ne olduğunu söyle şimdi. Hayır, beni yalnız bırak. Ya anlat Karin. Yıkanmak istemiyorum. İstemiyorum. Niye? Bunu yapmanı hiç sevmiyorum. Bir göndermeyelim okula. Bak bir şeyler yapıyorlar kıza. Bilmiyorum ki. Kıyafetini değiştirecek mi? Yeni tüm malzemesi aldınız. Çok mutsuz. Okula geç kalmak istemiyorum. Bizi sevmiyor, okula gidiyor. Niye? Bilmiyorum. Ay çok kötü. Bana dokunma falan diyor.
Evet arkadaşlar, şimdi anlayacağız ne olduğunu bence artık. Artık söylesin ya. Yiyecekleri de alayım da. Oh, güzel bir yiyecek aldık. İlk o güzel yiyeceği verir misin, mutlu olsun. Karin yine henüz dönmedi. Derste ama şu an. Geldi. Yine üzgün. Ben geldim. Ben öğretmenimi sevmiyorum. Bay Berk'i özlüyorum. Bay Berk'i ben de özledim ya. Çok iyi davranıyordu Karin'e ve aklım kalmıyordu öğretmenin sayesinde. Evet. Banyo yapmaya ihtiyacım yok. Ulan biz niye banyo yapmamız? Niye duş almıyor ya? Bunu yapmanı hiç sevmiyorum. Yatağa yat lan. Bizi artık sevmiyor. İyi geceler. Evet, bizi artık sevmiyor arkadaşlar. Sanırım bizi terk edecek. Çok kötü şeyler oluyor. 14 Haziran Cumartesi günü, hafta sonundayız. Karin yok. Karin nerede? Karin hala yatakta, ne arıyorsun? Üzgünüm, kalkacağım. Hemen yemekleri hazırlayalım güzel bir tane. Kekimiz var. Evet, kek mutlu edecek bence, yalandan değil mi? Yalandan gülüyor, yalandan. Kek bence mutlu edecek. Yemiyor sanki. Gitme zamanı değil mi? Bugün burada kalmamı ister misin diyeceğim. Gerçekten mi? Evet. Seviyor bizi. Zorunda değilsin. Evde kalıp rahatlayabiliriz. Evet. Tamam, yemek yiyelim o zaman, dur. Paramız var zaten. Mecbursan gitmelisin. Merak etme tatlım, ben buradayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir yemeğimizi yedirebilirsek İşe inşallah. İşe gitmiyoruz. O da okula gitmeyecek sanırım. Aç değilim. Yine de yemek zorundasın. Yemek yemiyor. Ama yemek istemiyorum. Aç değilim dedim. Yemek yemiyor. O zaman acıktığında bana yemezsen, yemek yemezsen kafan çalışmaz. Yemeğe ihtiyacım var. Yiyeceksin. Yemeğe ihtiyacım aç yok. Ve yemek beni yemiyor. Zorlayamazsın. Niye böyle yapıyorsun? Aç değilim. Lan ye. Canım yemek istemiyor. Oo. Karin yer misin ya? Duş istemiyorsun, yemek istemiyorsun. Niye? Tek uyuyor, okula gidiyor. Uyuyor, okula gidiyor arkadaşlar. Dur artık. Ya anlatsana ne olduğunu Karin ya. Anlat. Lütfen bana dokunma. Yapma. Ya anlat Karin. Top oynayalım bari o zaman. Artık oyun oynamayı sevmiyorum. Sana bir şey olmuş, bana sorun ne olduğunu söyler misin diyeceğim. Hiçbir şeyim yok. Sadece oyun oynamayı sevmiyorum. Neden? Sadece oyun oynamayı, tamam mı? Biz bir şey yapamıyoruz arkadaşlar bununla. Hiçbir şey söylemiyor. Okula da gitmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne olacak? Yapma. Ne yapayım? Bir şey yapamıyorum Gamze. Çok kötü şeyler olacak. Bence Karin gidecek. Ben almayayım. Yemeyecek yemek. Bunu da yemiyorsun. Yemek istemiyorum. Tamam, ne yapabilirim? Yorumlara yazar mısınız şu an? Ne olacak? Karin kaçacak mı? Bak ben kendimi hazırlayayım bari. Çok üzülürüm o giderse. Sanki bizi terk edecek gibi arkadaşlar. Bana öyle gelmeye bence başladı. Bence artık bizi sevmiyor. Babasıyla falan mı konuştu? Hayır. Ailesinden biriyle konuştu. Kaçacak mı? Birlikte bir şey yapabilir miyiz? Hadi birlikte bir şey yapalım. Bir şey çizelim diyeceğim. Güzel. Çok şey cevaplar veriyor. Güzel. Evet. Soğuk cevaplar veriyor. Ve mutlu değil. Ve aç. Ya yemek ye. Bunu yapmanı ye. Hiç sevmiyorum. Neyi? Yemek yer misin Karin? Ben almayayım. Abi bir şey yapamıyoruz ya. Üstünü değiştirdik. Bir süre resim yapmaya gideceğim. Harika, sana yardım edebilirim diyeceğim. Hayır, sorun değil. İyiyim. İyiyim. Tek başına gitti. Abi ne oldu? Ne? Yemek zamanı benimle konuşmanı istiyorum. Meşgulüm. Git buradan. Ya hayır, böyle şeyler yapma. Evet, yemek zamanı benimle konuşmanı istiyorum diyeceğim. Bu kadar ısrarcı olma. Ben küçük bir çocuk değilim. Nasıl değilsin? Küçüksün, bebeksin sen daha. Ne? Benimle konuşmanı istiyorum. Ciddiyim. Bizle konuşmak istemiyorum. Git buradan. Wow. Bir daha söyleyeceğim. Ne oldu? Ne diyeyim? Yemek zamanı falan değil mi? Yemek zamanı diyelim. Abi yemek de yap. Neyse, gideyim yemek alayım bari. Bizle muhatap olmak istemiyor. Bizle niye konuşmuyor? Ne yapayım? Bize bir şey yaptırmıyorsun Karin. Ya çok üzülüyorum arkadaşlar ya. Bizle konuşmuyor. Yardım edin. Ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Kaldım burada. Ya çünkü okulda kötü davranıyorlar. Paramız yok. Ona güzel bir hayat yaşatamıyoruz ki Mehmet. Bir şeylere basabiliyorum sanırım diye bakıyorum. Şu an bir şeylere de basamıyorum arkadaşlar. Burada kaldık. Neyse gideyim. Ha tamam, ne yapacağımı buldum. Böyle zaman geçmediği yerde bununla uğraşırım. Zaman geçer. Ne oldu? Anlatsana Karin. Şu kekten ye artık. Öleceksin lan açlıktan. Belki gidecek ha. Ölecek mi acaba? Aynen, dur artık. Oyun böyle bitmesin, ölmesin. Babasını bulmak istiyorum. Babasından mektup uyumak geldiğini söyleseydik mutlu olurdu. Söylemedin diye mutsuz. Bakar mısın bak, oyun oynamak istemiyorum diyor. Yemek yemek istemiyorum diyor. Duş almak istemiyorum diyor. Yani oyunun başından şey beri yaptığımız her şeyi... Hata ne biliyor musunuz? Babasından mektup geldiğini söyleyecektik, söylemedik. Olabilir. Söylesek mutlu olacaktı. Oyunu yönünü değiştirdik. Yani onu çok mutsuz ettik. Tamam, biz o zaman ne yapalım biliyor musun? Yapabileceğimiz tek şey şu an bu. Zaman geçirelim. Uykusu geldi. Dur artık. Hadi tamam, uyu. Uyu karışmayalım. Karin, uyu. Umarım yarın üzgün iyi olursun. Üzgünmüşsün. Evet, üzüldüm. Evet, yemek yemiyorsun. Bana yapmıyorsun. Oyun bile oynamıyorsun diyeceğim. Üzgünüm. Bana ne olduğunu anlat. Birine anlatmam yasak. Karin ne diyorsun? Yatmaya gidiyorum. Anlatsana. Öğretmenlere bir şey yaptım Mehmet. Bana da öyle geldi. Yarın görüşürüz. Evet, çok kötü şeyler oldu. Arkadaşlar ne oldu sizce? Yorumları yazın arkadaşlar, biliyorsanız hemen şu anda. Yemin ederim çok kötüyüm şu an. Bugün yemek yiyeceksin. Karin bir şeyler yemek zorundasın diyeceğim. Tamam, yiyeceğim. Sonunda. Pasta yedirelim. Daha sık yemeliyiz diyorsun ama doymadın. Seni üzdüğüm için önemli değil sana, şöyle mıydı? Hadi anlat ne olur. Anlat ya Karin, artık anlat. Artık anlat, kanser oldum. Ben iyiyim gerçekten. Onu korumamalısın diyeceğim. Korumuyorum, aptallık ediyorsun. Anlat Karin. Seni endişelendirmeyeceğim. İstemiyorum.
Bu konuda konuşmak ister misin? Tatlım bence denemelisin, tamam mı? Benim için diyeceğim. Peki deneyeceğim. Yemek kaldı mı? Yemek yedirebiliyor muyum? Yedirdim. Her şeyi yaptık lan. Hadi tamam. Mutlu ol artık ama. Evet, mutlu olmuyor ne yazık ki hala. Bir şeyler var ve bize söylemiyor arkadaşlar. Ne olduğunu bizden birazdan bence bir şey öğreneceğiz var. Bu arada. Evet, yine acıktı. İyi de yedi ha bugün Gamze. Bizden bir şey gizliyor. 3 günlük stoğumu yedi ya bildiğin. 3 gündür yemek yemiyor, 3 günlük yedi ama. Bir daha bir top oynayalım arkadaşlar. Yapma. Ya lan yat uyu. Uyumana Karin. Uyumana güzel bir hikaye güzel olurdu. Artık çok geç diyeceğim. Aa, iyi geceler öyleyse. Evet, yarın ola ayrola bakalım ne olacak arkadaşlar. Siz ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Uyandım. Günaydın canım. Şimdi okula gidiyorum. Ne hayır burada kalıyorsun. O yere geri dönmeyeceğim. Neden evde kalmıyorsun? Burada kalıyorsun diyeceğim. Gitmek zorundayım. Hayır. Zorundayım. Okul önemli. Öğrenmem lazım. Hayır. Gitmesin. Yoksa başım belaya girecek. Olmaz okulunu unut. Gitmeyeceksin. Evet. Buradan bir çıkış yolu bulacağız. Bana kızarlar. Peki ya okulum? Gitmesin. Bence de göndermeyelim artık arkadaşlar. Göndermeyelim. Ve öğretmenim tüm bunları uzak gönderiyor. Yaşamaya gereken bir şey varsa. Uzaklaşmanın bir yolunu bulacağız desene. Gidelim buradan. Bir çıkış yolu olarak burada kalacağım. Kimseye sakın izin vermeyeceğim. Emin misin? Evet artık endişelenmeye gerek yok. Tamam yani. Yani gidip başvurmamı görmem gerekmiyor. Hayır. Zorunda değilsin. Tamam. Ben kalacağım lütfen. Hah, güzel. Artık okul yok arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Paramız da yok. Mektupta ne olduğunu görmek istemiyor musun? Mektup geldi. Mektup hani? Yok. Mektup yok. Aa geldi. Hemen babası bakalım mektupta ne var arkadaşlar? Babasından. İnşallah babasındandır. Babasından bayağıdır mektup biz bekliyoruz değil mi hala? Evet. Karen'in sorunlarını duyduğuma çok üzüldüm. Ailemin Karen için bıraktığı parayı sana havale edebilirim. Karşında buraya gelmeyeceğine evden bu kadar bir söz vermelisin. Yeni ailem çocuğumu bilmiyor. Eşim asla öğrenmemeli. Ya Allah kahretsin. Karen'in babası yardım edecek. Sonuna gidebileceksiniz demiş. Süper. Para gelecek arkadaşlar, evet, ve gideceğiz buradan. Oldu. Sorun ne? Söyleyelim mi ona? Söyleyelim. Buradan okul gideceğim. Okul mu? Hayır, burayı terk etmeye ne dersiniz sonsuza kadar diyeceğim. Evet gidelim. Gerçekten mi? Evet 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 evet. Başka bir ev bulacağız. Okuldan uzakta. Evet evet başka yeni ev. Yeni bir okula yazdık. Ama yalayıp mektup arkadaşı yapıyorsa nasıl eğlenceli. Mektup arkadaşı. Baba düşünüyor. Evet güzel bir şey. Tamam her gün ona yazmam gerekecek. Libi özleyeceğim. Ben ama ya oğlum dünyanı keptirdiler evet, yani. Boş ver Libi. Evet sence Libi boş ay yeni arkadaşlar. Evet neden şey toparken seninle oyun oynamıyorsun diyeceğim. Evet toparlanmak istiyorum. Tamam. Eşyamı toplayacağım. Toplumu burada bırakmak istemiyorum. Şimdi her şeyi toplayalım hadi. Top. Evet şu an paketleme yapıyoruz gerçekten. Evet. Odamda toplamam gereken çok şeyim var. Gidiyoruz. Tüm oyuncaklarımı ve eşyalarımı uyarmalıyız. Giysilerimden korkma şimdi sizi paketliyoruz. Tamam. Güvenli bir arkadaşlar, yere gideceğiz diyorum. Arkadaşlar taşınıyoruz aşırı. Vay canına bir sürü eşyamız oldu. Peki akşam yemeği vakti geldi. Yiyeceklerimizi paketlemedik. Hadi yemek yiyelim sonra da gidelim. Evet arkadaşlar artık şehri terk ediyoruz galiba. Biliyorum yeni bir yere gideceğiz ve mutlu olmalıyım. Evet artık üzgünüm. Hepsi benim hatam. Buradaki insanlar hata değil. Sen benim her şeyimsin de. Sen benim her şeyimsin. Öyle sen benim her şeyimsin. Teşekkürler. Mutlu olduk kız. Mutlu oldum. Bunu yapmanı hiç sevmiyorum. Ne yaptın? Niye böyle yapıyor? Geç oldu. Heh, yatıyoruz. Gidiyoruz zaten ya. Artık mutlu olacağız arkadaşlar Karin'le. Yarın gerçekten gidiyor muyuz? Evet senin korkunç insanlardan uzaklaştıracağım. Babamla yaşamaya mı gidiyoruz? Hayır başka yere taşınacağız. Aa o zaman nereye gidiyoruz? Fark etmez. Burası hariç her yer olur. Lütfen beni bırakma. Tabii ki seni bırakmam. Dedim. Gidiyorum. Tamam hadi uyu. Artık taşınalım. Bilirsin kral yarın burada olacak. Kral mı? Onu görmek istiyorum. Kral? Bence bu fikir ufak kayama trenler daha çok eğlencelidir değil mi? Tren harika ama kral yaşamı geçip ormana gidersek kimse bizi fark etmeden görebiliriz. Ama sabah yola çıkıyoruz. Senin sabah gidiyoruz. Senin ya da bizim güvenliğimiz için sabah gidiyoruz dedim. Bence de artık gidelim. İyi geçeler. Ama hiç hoş paramız yok ha farkında mısın arkadaşlar? Parasız Karen'in babası para gönderecekti. Heh aynen aynen doğru. Göndersin artık. İşinize bir istifa mektubu yazılmalı. Aa işe istifa ediyoruz. Mektup gelmiş. Mektubu yolladım. Vallahi mektup istifa ettikten arkadaşlar. Ay çok kötü oldu. Paramız yok. İstifa bildiğin ettik. Parasız istifa ettik. Şehri terk ediyoruz artık. Karen için her şeyi. Neler nasıl olacak? Bir insanız biz ya. Neler olacak bakalım. Karen yok. Karin yok. Karin evden. Kaçıp gittim üzgünüm. Kralı görmek istemiştim. Ya s**eceğim kralla şimdi ya. Bak buradan her şey görüyor. Burası güvenli. Burası benim troller içinde olduğu yer. Kesin troller onlar sen değilsin. Bu çok saçma. Hadi kaçalım artık. Neredeyse artık 8 gidelim. Yaşındayım. O kadar bebek idim ki okulun eğlenceli olacağını düşünüyordum. Okul başlamadan bir sürü insanla konuşmak istiyordum. Oynayacak bir sürü şey. Ama ancak çocuk ve yetişkin korkunç. Ancak çoğu çocuk ve yetişkin insanlara güvenmişse ne var artık güvenmem gerektiğini düşünüyorum. Bay Berk bile gitti. Ben Liv'e güvenebilirim. Belki de bilmiyorum. Sana güveniyorum. Sen her zaman güvenebilirim. Ailemi araştırdın tıpkı söz verdiğin gibi. Ama nedense bana söylemediğin bir şeyler varmış gibi geliyor. Evet babasını söylemedik. Söylemedik. Yakında buradan gideceğiz. Evet gideceğiz. Hadi gidelim artık. Geri dönmek istemiyorum. Hadi gidelim artık. Artık gidelim ya. Yer daha iyi olacak mı? Eğer bir yer kabul edeceğimizden emin değilim. Bu ülkede herhangi bir yeri kabul edilebilir. Aslında bizim insanlar bizi... Bunda inanılacağın şanssızlık bir sonraki daha iyi olacak. Bilmiyorum. Hala korkuyorum. Korkma. Hadi gidelim artık. Hadi Karin. Çoğu zaman yoktun. Yalnız kalkmak korkutucuydu. Umarım bir yerin yere gittiğinde yeterince yiyeceğimiz olur. Daha fazla önce ama geciktiğimiz zaman. Fazla fazla ama her zaman senin yanında İşe olacağım. İşe gittiğimiz tamam. için üzülüyor. Aa kral geçiyor galiba. Kral geldi onu duyabiliyorum. Gidip görmeliyiz. Herkes bize kızar da bana. Herkes onu çok seviyor. Artık gitmek istiyorum. Karin artık gidelim ya. Aha. Aa. El eleyiz ve gidiyoruz.
Sam ve Karin yeni yerin daha iyi olacağını umarak Norveç'in farklı bir bölgesine taşındınız. Orada ne olduğu bilmiyoruz. Eğer şanslıysanız Karin daha iyi bir çocukluk geçirebilir. Aksi takdirde tarihi tekerrür edecektir. Bu çocukların arasında kaderi çok korkunç olanlar var. Çoğu insanlara, Tanrı'ya ve Norveç hükümetine olan tüm inançlarını kaybetti. Ay umarım. Keşke ülke... Toby Lyla, 1941 doğumlu. Annem beni döverdi. Üvey babam beni boğmaya ve tehdit etmeye çalıştığında iyi niyetli komşularıma kaçtım. Nasıl yaşadığımı gördüler ve beni korumaya karar verdiler. Torkhalf, 1947 doğumlu. Annem vardı. Yeni evlendiği için beni sürekli itimhaneye göndermek zorunda kalmasına rağmen benim için iyi gitti. Burada görmüş olduğunuz insanlar arkadaşlar muhtemelen oyundaki karaktere isim verilen ve bunun gibi nice insanlar, nice çocuklar. Ne yazık ki bu savaş gerçek bir savaştı ve gerçekten birçok çocuk bu Karin'in yaşadığı şeyleri o zamanlar yaşadı. Bu çocuğa inanacağı birini verdiğin için teşekkürler demiş oyun karakteri. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Galiba Mildchild Revisborn'un da sonuna geldik bu bölümde. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka hangi oyunları oynamamızı istiyorsanız bunu yorumlarda unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Üzgünüm. Bye bye.